başka iki tane almışım. Neyse sakin. Aç bilmiyorum. Bekleyin. Ne yaptın? Kitaba ben zarar Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, ben çok iyiyim. Çünkü biraz önce kargo geldi ve yaptığım kitap alışverişi. Ben şimdi BKM'den bir önceki videoda gördüğünüz üzere, gördüyseniz, izlediyseniz bir önceki videoyu, 15 gün içinde gelmişti benim kargom. Ben dedim ki, sipariş verdim, dedim herhalde 15-20 gün anca gelir. Çünkü öyle gelmişti ama 5 gün olmadı. Aynen 5 gün olmadı, geldi. Teşekkürler. Yani bir anda geldi ve şok geçirdim. Başka bir kargom vardı, o sandım ama o değil. O da gelmesi gerekiyordu, gelmedi. Şimdi geçelim kargoya. Kargo paketimiz böyle ağır ve devasa. Hangi kitapları aldım bilmiyorum. Şöyle koyacağım. Ya bir iki kitabı biliyorum. Biri için çok... O kadar heyecanlıyım ki biri için. O benim bebeğim yani. Biri için heyecanlarım. Birini de ders için aldım. İkisini biliyorum ama gerisini bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Bu da benim tamamen zekasızlığım. Önce şu 5 kitaplık hediye, işte 100 lira ve üzerine 5 kitaplık hediye geliyordu. Ben de normalde bundan vardı hatırlıyorsanız, bir önceki videoda da aynısını almıştım. Ama ben hep 100 liralık yapıyorum. Her ay 100 liralık yapma sözü verdiğim için kendime. Ve alacak ödüller sınırlıydı. Yani hepsini aldım zaten. Tekrar en iyi bu olduğu için tekrar bunu aldım. Hediye edeceğim bunu. Bunların hepsini indirimden aldım bu arada. İndirim vardı. BKM'de indirim vardı. Ela dedi ki, Ela almış. Ben indirimden kitap aldım dedi. Ben dedim ki, bunu neden bana söyledin? Ve gittim aldım yani. Bunların hepsi indirimden yani. Sadece iki tane indirimden olmayan var. Onlar da biri ders için aldım zaten. Biri de tamamen zevk için. Başlıyoruz. Jack London'dan Kızıl Veba'yı aldım. Ya bu şey klasikler, modern klasikler dizisini okumak istiyorum. Yavaş yavaş da toplamak istiyorum. Ama kısalardan başlamak istiyorum. Çünkü yine söylemiştim. Harika takipçimseniz eğer bilirsiniz. Ben de kalın kitap okuma fobisi var. Bunu yenmeye çalışıyorum ama mesela işte bu London'dan ilk defa kitap okuyacağım ve böyle ilk okuduğum yazarlara özellikle ince kitaplarını alıyorum ki onlara alışayım. Beğenirsem daha kalınlığını alırım diye düşünüyorum. O yüzden ince ince kitaplar aldım yani şimdi. Bir de mesela şey oluyor bende, sizde de oluyor mu? Hemen bu sohbet videosuna dönecek. Şimdi mesela bir tane kitap aldınız, okudunuz. Ama yani kitap çok uzun ya. Bitmiyor. Sonra ben artık bitsin diye okuyorum. Sinir oluyorum o duruma da. Ama bunlar böyle oturuyorsun, bir günde bitiyor. Gayet hayatına devam ediyorsun. Ya güzeldir ya kötü. İncecik bir şey zaten. Güzel güzel. Böyle de ayrıcı var. Sait Faik'in Abasıyanık kitabı. Espri yaptım burada. Bugün niye böyleyim ya? Moralim aslında yüksek. Ama oraya geçiremiyorum. Neden? Bilmiyorum. Sait Faik Abasıyanık'tan Mahalle Kahvesi. Şimdi ben Sait Faik Abasıyanık'ın da ilk kitabını okuyorum. Ben aslında Türk Edebiyatı okumaya yeni başladım. Çünkü eskiden hep böyle şeyler, ütopik, distopik şeyler okurdum, romanlar okurdum. Çünkü eskiden onu seviyordum. Şimdi de artık Türk Edebiyatı çok ilgimi çekmeye başladı. Çok güzel yani. Neden ben şimdiye kadar hiç Türk Edebiyatı okumamışım ve bunları hiç okumadım yani. Yani kendimden utanıyorum. Cahillik. Önce kendi öz toprağını okuyacaksın babla. Ama işte nerede? Kısını falan hiç okumadım yani. Dedim kesin güzeldir. Alayım. Güzel olacağına inanıyorum. Bu arada bunların fiyatlarını söylemiyorum ama hepsi böyle 7, 8, 10, 11, 13 civarı bir şeylerdi. Sonra Define Adası. Zaten bu hani modern klasik. Aynı dediğim gibi almak istediklerimden. Bu biraz kalınmış. Ama şey, bu puntoları büyük. Zaten hani Define Adası. Klasik. Bir de biraz önce dedim ki Türk yazarları okuyacağım, Türk yazarları okuyacağım, gittim. Ama kendimi geçtireceğim. Orhan Pamuk, Kırmızı Saçlı Kadın. Bunu, şimdi edebiyat dersim için sunumunu yapacağım bunun. O yüzden okuyacağım. Ayın 30'unda sunumum var. Bugün ayın kaçı? 20'si. 10 gün var. İşte bunu okuyup sunum yapacağım. Orhan Pamuk'la ilgili Ela sunum yapmıştı. Ben de onun bir kitabı ile ilgili sunum yapacağım. Hoca verdi yani.
İnşallah güzeldir. Zaten herkes övüyordu. Yani Orhan Pamuk, anladınız mı? Kafamda bir tuhaflığı hala bitiremesem de, ki çok sevdim. Sevmeme rağmen bitiremiyorum diyorum ya. Uzun kitap korkum var benim. Ya uzun kitap okuyamıyorum, neden bilmiyorum ama çok güzel. Gerçekten bitsin de istemiyorum. Böyle süreklerimde olsun okuyayım yani, bir sıkıntı yok. Sonra Çeho'dan Kara Keşiş. Bunu da duymuştum. İncecik zaten. En sevdiğim kitaplar. Bunu da duymuştum. Dedim alayım. Gördüm, aldım yani direkt. Hiç konusunu falan hiç bilmiyorum bu kitapların hiçbirinin. Ben zaten konusunu öğrendiğim kitabı okumuş gibi hissediyorum. O yüzden arka kapak yazılarını okumuyorum. Direkt böyle dalıyorum içine yani, anlayacağınız. Gidiyorum böyle isimleriyle. Mesela birilerinden duyduysam hemen alıyorum, okuyorum. Anladınız mı? Arka kapak yazısı okumam. Sonra... Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Gönül Bir Yer Değirmenidir. İşte bu sevda öğütür. Bundan iki tane almışım. Neyse, bunu da hediye edeceğim. Bunları da okumak istiyordum ve hiç okumamıştım. Yani Türk Edebiyatı'na giriş kitapları. Bu da Türk Edebiyatı Klasikleri serisinden. Bunu da tamamlamak istiyorum ya. Çok güzel, üf, çok güzelsin. Sonra Can Yücel'den Gezintileri aldım. Yani şiir okumayı çok seviyorum. Yani şiir kitaplarını çok seviyorum. Şiir dinlemeyi seviyorum. Her şeyi seviyorum şiir olarak. Yazarların da, duygulu yazarları da çok seviyorum, tamam mı? O duyguyu bana geçirebiliyor musun ey yazar? Eğer geçiriyorsanız seni severim. O şekilde oluyor. Bakalım, şey, Can Yücel'i çok okumadım. Beni kınayın, tamam mı? Bu video beni kınamanız için var. Can Yücel'i çok okumadım. Dedim ki alayım. Bakayım, okuyayım. Hani deneyeyim. Güzelse diğer kitaplarını alırım. Zaten bende takıntı gibi bir şey oluyor. Mesela bu Can Yücel'in kitabını beğendiysem öbür alışverişte full Can Yücel oluyor. Yani toplamak kolay olur yani. Sonra bir daha Batı Yanık'tan Mahkeme Kapısı'nı aldım. Dedim onu seversem bunu okurum ya da bunu seversem onu okurum direkt. Çünkü dediğim gibi takıntılı bir insanım. Umarım severim. İçi güzelmiş ha. Gazete küpürleri falan var. Çok iyi. Bakın gazete şeklinde sayfaları falan var. Gördüğüm habere bakın. Kürtaj yapan bir ebe tevfik edildi. Tevfik ne demek? Dayının ceket. Kibrit neden bulunamıyor? Diğer kitabımıza geliyoruz. Heh, köpek gibi büyütülmüş çocuk. Bu gerçek bir psikolog olan bir tane kadın. Kadın mıydı, bu adam mıydı? Gerçek bir psikoloğun hastalarıyla görüşlerinden aldığı notlarından uyarlanan bir kitap. En pahalı kitap buydu bu arada aralarında. İndirim. Bak gene böyle şeyler görüyorum. Sıkıntılar. Neyse. Sakinim. Sakinim. Aşkı Memnu. Okumadım olmazdı. O kadar izledik ama bir de okuyayım dedim. Ya okumak daha güzel olur diye düşündüm. Aşkı Memnu'yu aldım. Bu da Türk Edebiyatı klasiklerinden. Sonuç olarak. Aşkı Memnu yani. Neyini anlatayım? İşte o iki tane. Bu da Kısa Öykünün Büyük Ustaları Modern Klasikler dizisinden bir şey. İngiliz ve Amerikan edebiyatındaki Kısa Öykünün Ustaları. Kim varmış? O bir sürü var. Tanıdıklarımı söyleyeceğim. Virginia Woolf. Tek Virginia Woolf. Oscar Wilde. Tamam, bunu da tanıyorum. Jack London. Bunu da tanıyorum. Biraz önce tanıştık. Başka da kimseyi tanımıyorum. Allah beni kahretmesin. Bu mesela tek tek öyküler ya, mesela hangisini kim seversem onun kitabının tamamen öykülerinin olduğu kitaba alma olasılığım yüksek olur diye bunu aldım bir de. Bu da Sait Faik'ten yine. Ben niye sürekli Sait Faik almışım? İşte takıntılı olduğumu biliyorum ya, kesin beğenirim diye. 3 kitabını birden almışım. Sait Faik, Avasıyanık'tan Tünel'deki Çocuk. Öykü kitabını aldım. Güzeldir kesin. İşte en heyecanlandığıma geliyoruz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Özdemir Asım. Sen bana bakma, ben senin baktığın yönde olurum. Kendi sesinden olması... Ya bunun şiir kitabı çok ucuzdu. Ama bu işte en pahalı ikinci kitabım bu. Ama bu şekli pahalıydı. Pahalı dedim de 25 lira mıydı? Öyle bir şeydi yani. İndirimle aldım. Normalde 42 lira. Ama indirimle aldım. 25 lira mıydı neydi? İşte kendi sesinden olunca dedim ki... Yani bu bir koleksiyon gibi düşünün, tamam mı? Şiir koleksiyonunda bir şey olsun dedim ve aldım. Bunu dinlemek için sabırsızlanıyorum. Büyük ihtimalle videodan sonra hemen açıp dinleyeceğim. Hatta şimdi bir açsam çok iyi olur. Bir dakika bakalım. İçinde nasıl? İçinden CD çıktı şu şekilde. 70 tane şiir. Ya açtığımda direkt sen bana bakma, ben senin baktığın yönde olurum çıktı. Ne kadar güzel. Durun bir tane seçeyim, siz okuyayım, tamam mı?
Aynanın oyunu. Bir çocuk doğdu. Bendim. Sıraya girdim insanlar içinde. Alay bayrak büyüdüm. Odalar, sofalar içinde. Bir ayna doğdu. Gördüm. Sıraya girdi aynalar içinde. İşime geldi. Aldım. Çarşılar, pazarlar içinde. Bunca yüzüne baktım. Kendisini aşmadı. Olanlar içinde. Bir sabah uyandım. Duruyordu karşımda. Düşmancasına. Bir can. Aldanmış. Kendini ayna sanmış. Böyle. Bir orastayım. Bir oradayım. Hastayım hatta. Durun şimdi size göstereceğim. Dın 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 dın. Görebiliyor musunuz? Çok güzel değil mi? Şimdi şöyle. Yan yana bakın, yakışıyor muyuz? Ben çok mutluyum. Çünkü kitabım kalmamıştı okuyacak. Aslında kitabım var ama ben bu tarz istediğim için bu tarz kitabımız hiç kalmamıştı. Derya da bu tarz okuyor. O Ütopya falan hiç sevmiyor. Yani güzel aldım. Bence bunlar bir aya biter zaten. Dedi ve bitiremedi. Ya biter, öbür ay yenisini alırız diye düşünüyorum. Bakalım. Öyle. Bu video buraya kadardı. Umarım kısa bir video olmuştur. Sanki uzun gibi oldu ama kısa olmuştur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olmayı. Ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öptüm. Bay. Bay bay.